Tüm akıllı futbol severleri merhabalar. Transferlerle ilgili bilgilerin yer aldığı Holosko artı bir miktar para programına hoş geldiniz. Bugün Bosman kuralı nedir? Bosman kimdir? Bu kural nereden çıktı? Ne işe yarıyor? Gibi bilgilerle sizi donatacağım. Videomuz başlıyor. Öncelikle kanala yeni geldiyseniz ve hala abone olmadıysanız şurada hemen bulunan logodan basarak abone olabilirsiniz. Hemen konumuza geçelim. Şimdi havalı bir giriş yapmak gerekirse Bosman için futbolda ve spor sonra da diğer spor dallarında büyük bir devrime yol açan, futboldaki liberal devrimin öncüsü, böyle müthiş bir adam falan diyebiliriz. Belçikalı da futbolcu aynı zamanda. Ama aslında nereden geldiğini ve adamın aslında nasıl biri olduğundan bahsedelim kısaca. Öncelikle bu adamın kariyeri pek parlak bir adam değil. Yani zaten olsaydı daha çok duyardık ismini. Sadece kural üzerinden tanıyorsunuzdur siz de muhtemelen. Liège doğumlu, Standard Liège'de oynamış. Orada bir miktar maça çıkmış bir orta saha oyuncusu. Onun dışında tek bir başarısı diyebileceğimiz şey herhalde Belçika alt yaş kategorilerinde milli takımla 20 maça çıkmış olması. Ama hiçbir zaman milli takımı as takım seviyesine yükselememiş. Belçika'da Standard Liège'den sonra başka takımlarda da oynamış ancak yeterli forma şansını bulamamış. 26 yaşındayken Royal FC Liège takımında oynuyor. Ve esas olay orada başlıyor. Adamın bilinmesini sağlayan olaylar orada başlıyor. 1990 yılının Temmuz ayında Royal FC Liège takımında oynarken kontratı bitiyor. Ve bu bittikten sonra yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Çünkü artık bir yaşı ilerlemişti. Futbolcu olarak gelecek kaygısı söz konusu. Ancak kulübü ona ayda sadece 750 euro olan taban fiyattan öneride bulunuyor. O da bunu kabul etmiyor. Tabii bir de sadece bir yıllık bir kontrat öneriyor. O yüzden kesinlikle bunu kabul etmiyor. Ondan sonra Fransa'dan Dunkirk takımıyla görüşüyor ve anlaşıyor. Onlar ayda 2250 euro üzerinden bir fiyat öneriyor. Bundan memnun kalıyor ve onlarla anlaşıyor. Ancak o dönemde kontratınız bitmiş olsa bile son oynadığınız takımda bonservisiniz bulunduğu için onların izni olmadan başka bir kulübe gidemiyorsunuz. Bu yönetmeliklerden dolayı da Royal FC Liège bu oyuncu için, Bosman için 400 bin euro istiyor Dunkirk takımından. Tabii ki Dunkirk takımı da böyle parayı veremem diyor. Zaten ayda o kadarcık para vereceği bir adamı 400 bin euro vermek biraz saçma. Ondan sonra diyorlar ki o zaman biz bir yıllık kiralayalım. 30 bin euroya kiralayalım. Bir sonraki senede yarı fiyatını alırız diye bir düşünceye giriyor Fransız kulübü. Ondan sonra prensipte bir anlaşma yapılıyor. Ancak bu anlaşmanın resmiyete kavuşması 3 Ağustos'tan önce olması gerekiyor ki Fransız kulüp oyuncuyu bir an önce takıma kaydettirip oynatmaya başlayabilsin sezon başlamadan. 30 Temmuz'a geldiğimizde aylık 2250 Euro'dan Dunkirk ile Bosman bir sözleşme imzalıyor. Bunun üzerine bunu artı banka teminatını, işte kiralama ücretini ödediklerine dair teminatı kulübe gönderiyorlar, Royal FC'ye gönderiyorlar. Ancak bunun üzerine Royal FC Liège, Dunkirk takımının aslında mali bir zorlukta olduğunu öğreniyor. Ve bu yüzden herhalde sanırım fiyatı yükseltmek için bir anda teklifi işleme koymuyor. Dolayısıyla Dunkirk'e belgeler ulaşmadığı için, Dunkirk kaydettiremiyor oyuncuyu. Böyle olunca sezon zaten başladığı için, çok da maç kaçırdığı için sezonun bir kısmı ilerledikten sonra oyuncuyu almak için bir daha uğraşmak istemiyorlar. Bu durumda Bosman takımında kalıyor. Ancak yine aylık 750 Euro'dan teklif ettiği için takım Royal FC Liège, Bosman yine kabul etmiyor. Bu durumda da kadro dışı kalıyor. Hem diğer takıma gitmediği için hem de buranın sözleşmesini kabul etmediği için Royal FC Liège takımı onu kadro dışı bırakıyor. Artı üstüne bir de para da vermiyor. Çünkü zaten sözleşmeyi kabul etmedin, paranı da alamazsın diyor, oynayamazsın da diyor. Yani bonservisi orada ama kulüple bir sözleşmesi yok. Böyle garip bir olay var. Bunun üzerine Bosman tabii ki bu durumda olduğu için çok rahatsız oluyor ve bir mağdur durumuna düşmüş oluyor. Ve hukuki bir süreç başlatıyor. 5 yıl boyunca bu hukuki süreçle mücadele ediyor. En sonunda tam olarak istediğini alamıyor. Çünkü zaten kariyeri artık bitme noktasına gelmiş bir oyuncu halinde 5 yıl sonunda. Ve çok da bir anlamı olmuyor onun için. Ama bütün futbol tarihini değiştiren ve transferlerin nasıl olacağına dair önemli ilkeler çıkaran bir sonuç oluyor bu. Oraya gelmeden önce oraya nasıl dayandığını söyleyeyim. 1960 yılında imzalanan bir Roma anlaşması var. Bu anlaşmada çalışma hakları ile ilgili bazı şeyler de var. Ancak bunlar futbol piyasasında kullanılmıyor. Dolayısıyla Bosman bu Roma anlaşmasındaki hakların futbol piyasasında da kullanılması gerektiğini, bunun da artık bir endüstri olduğunu savunuyor ve böylece davayı kazanıyor. Hiçbir geliri ve işsizlik sigortası olmayan Bosman, yönetmelikler gereği de başka bir kulüpte oynayamıyordu. Bunun üzerine serbest dolaşım hakkı olan bir Avrupa Birliği vatandaşı olarak adım adım haklarını kazanacağı
ve gelecekte tüm futbol transfer ilkelerini, futbol tarihini değiştirecek, onu alt üst edecek olan davayı açtı. Belçikalı Bosman bu davayı hem eski kulübüne hem Belçika Futbol Federasyonu'na hem de UEFA'ya açmış oldu. Dava konusu ise uluslararası transfer sisteminin hukukiliğini ve yasallığını sorguluyordu. Yerel mahkemede lehte karar sonuç çıkması üzerine, yani futbolcunun kazanacağı üzerine bir karar çıkması üzerine bu dava hakim tarafından Avrupa Adalet Divanı'na taşınıyor. Çünkü burada esas konu Avrupa Birliği'ni ilgilendiren iki farklı yönetmeliğin çatışmasıydı. Daha önce bahsettiğim gibi bu uluslararası transfer yönetmeliğinde bir oyuncunun sözleşmesi bitmiş olsa bile sonunda kulüp izin vermeden başka kulübe gidemiyordu. Yani o kulübe bir bonservis ödenmesi gerekiyordu. Ama bu yönetmelik yine daha önce bahsettiğim bu Roma Anlaşması'ndan gelen Avrupa Birliği vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını garanti eden yönetmelikle çakışıyordu. Bu serbest dolaşım hakkı nedir? Sözleşmeniz bittiği an serbest olarak istediğiniz bir yerle anlaşabiliyorsunuz. Bu dava bu Avrupa Adalet Divanı'na taşınırken Belçikalı hakim ekstra bir şey daha katıyor. Liglerde uygulanan yabancı sınırlamasının Avrupa Birliği çalışma yasalarına aykırı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine 5 yıllık bir dava süreci tamamlanıyor ve 1995 yılında Avrupa Adalet Divanı bu meşhur kararları açıklıyor. Bu davayı sonuçlandıran Avrupa Adalet Divanı 1. Öncelikle futbolun bir ekonomik sektör olarak kabul edilmesi gerektiğini, futbol dahil tüm profesyonel spor dallarının birer ekonomik alan ve aktivite olarak görülmesi gerektiğini, 2. Avrupa topluluğu vatandaşı futbolcuların kontratlarının bitiminin ardından bonservis gibi kısıtlamalarla transferlerinin engellenmesinin hiçbir hukuki dayanağına olmadığını, 3. AB vatandaşı futbolcuların milliyetlerine dayalı herhangi bir kısıtlamanın en fazla 5 yabancı oynatma kuralı milli takımlar dışında yapılmasının yasa dışı olduğunu. 4. Bu konuda kulüpler tarafından yapılacak rekabeti engelleyici centilmenlik anlaşmalarının Avrupa Komisyonu tarafından en ağır şekilde cezalandırılacağını. 5. Bu kararların bundan sonraki gelişmelere de kaynak olacağını gerekçeli kararında hüküme bağlamıştır. Herhalde böyle bir dava Türkiye'de açılmış olsaydı böyle bir sonuca varılamazdı. Yani Türkiye'den çıkıp da Avrupa'ya gidecek de böyle bir bütün futbol dünyasını etkileyecek bir sonuç çıkması zor olurdu. Ki zaten Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için buradaki diğer maddelerde geçen Avrupa Birliği'ne bağlı yönetmelikte bir çakışma durumu olmayacağı için belki de buralara kadar gelmeyecekti. Sonuç olarak Jean-Marc Bosman'ın 1990 yılında sözleşmesi bittiği için başka takıma transfer olma isteği üzerine çıkan bu davada şöyle bir sonuca varılmış oldu. Lüksemburg Yüksek Mahkemesi'nin 1995'te aldığı Bosman kararlarıyla kulübüyle sözleşmesi biten bir oyuncunun başka bir kulüple sözleşme imzalama serbestisine kavuşmuş oldu. Bu kararla özellikle yabancı futbolcularla verilen serbest dolaşım hakkıyla futbolda devrim niteliğinde gelişmeler ortaya çıkmış oldu. Futbolcuların sözleşmesinin bitince tamamen serbest kalıyor olması ve Avrupa Birliği vatandaşlarının başka Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı sınırına takılmadan rahat bir şekilde oynayabiliyor olması da yine çok büyük yeniliklere yol açmış oldu. Bosman kanunu aslında Avrupa'daki futbol liberal devriminin de başlamasına neden oldu. Aslında hızla endüstriyel süreç içine giren yeni futbol ekonomisinin kapitalist üretim ilişkilerini bu sektörde de egemen kılmasından başka çıkar yolu da kalmamıştı. Çünkü yeni pazar ekonomisinin serbest piyasa koşullarının varlığını devam ettirebilmesi, küreselleşen futbol endüstrisinde futbol iş gücünün serbest dolaşımını zorunlu kılmaktaydı. Sermayenin uluslararası serbest dolaşımı ve kar transferi serbest iken aynı şeyin futbol iş gücünde sınırlandırılmış olması zaten düşünülemezdi. Nitekim de öyle oldu. Bu gelişmeyle birlikte futbol imparatorluğunun da gelişmesine, bütün dünyaya yayılmasına da aslında önemli bir yol açılmış oldu. Peki şimdi Bosman nerede şu an diye soracak olursanız 2011 yılında verdiği röportajda şunu söylemiş. Mahkemede kazandığı paranın tamamını bütün bir hukuki süreç boyunca harcadığı işlemler yüzünden kaybetmiş. İşte avukat masrafları, dava açma masrafları gibi bir sürü masraf yüzünden aslında kazandığı para boş boşuna gitmiş olmuş. Bunun yanında küçük bir yatırımlar da yapmış. Yani oralarda da zarar etmiş. Oraya da geleceğim. Ayrıca bu arada mahkeme sürecinde evliliği de bitmiş. Sürekli bunlarla herhalde ilgilendiği için ve sefil hale düştüğü için karısı onu terk etmiş. Belki de psikoloji de saçmalamış olabilir biraz. Dediğim yatırımda bir tişört markası açmış. Bu tişört markasında da futbolculardan destek beklemiş. Sonuçta futbolculara o Bosman kuralı sayesinde yardımcı olduğu için futbolcular da ondan tişört alır, reklamını yapar, işte marka büyür falan gibi düşünmüş ama kimse aslında yardımcı olmamış. Yine futbol dünyasından aslında bayağı beklentisi olmuş. İşte bir jübile maçı vesaire, hani en azından onun mali olarak ayak tutabilecek bazı şeyler beklemiş futbol dünyasından, ancak bunların karşılığını bulamadığı için
futbol dünyasından sürgün edilmiş gibi hissediyor şu an. Hatta alkolik bir halde depresyona falan girmeye başlamış. Bunun üzerine de 2013 yılında aslında hapse girmiş. Bir yıl hapis cezası almış. Evindeki yeni sevgilisi bu alkol istediği zaman ona alkol vermediği için sevgilisini dövmüş. Üstüne bir de kızını dövmüş. Böyle olunca hapse girmiş. Ancak belli bir süre hapiste bulunduktan sonra bunu toplum hizmeti cezasına düşürmüş mahkeme. Son olarak benim kendisiyle ilgili bulabildiğim bilgi 2015 yılında hala bu şekilde parasız, işsiz ve sefil bir halde oldu. Yani belki de futbol dünyası biraz ona acımasız davranmış diyebiliriz. Mahkemede kazandığı paranın yani ne kadar para kazandığını bilmiyorum ama bütün para hukuki sürece gidecek gibi bir şeyse adamın aslında kendisine hiçbir faydası olmamış. Bütün kazandığı para zaten şeye gidince, mahkeme hukuki sürecine gidince belki de tek kazancı mahkemeyi kazanmanın verdiği haz olup futbolda isminin kalmış olması. Bir tarih kitaplarında hatta sonsuza kadar Bosman isminin kalacak olması olmuş. O açıdan futbol dünyasının kötü davrandığını düşünüyorum biraz Bosman'a. Ancak anladığım kadarıyla zaten işte çok da böyle bir büyük bir oyuncu olmadığı için ve belki de kişiliğini de bilmiyorum. Tabii kişiliği de bozuk olabilir. O yüzden de futbol dünyası pek arkasında kalmamış olabilir. Eminim bir dünya yıldızı böyle bir kuralı çıkarmış olsaydı, böyle bir kuralın çıkmasına öncülük etmiş olsaydı, atıyorum Eric Cantona olsaydı, bu Cantona kuralı diye bir şey olsaydı, sadece bunu çıkardığı için bile hala çok büyük rağbet görüyor olurdu bu adam. Ama Bosman'da aynı durum olmamış. Belki de dediğim gibi çok da ortalama hatta düşük seviyede bir oyuncu olduğu için olabilir. Umuyorum Bosman daha çok hak ettiği şeyleri bulur. Çünkü futbol dünyasına kazandırdığı şey gerçekten çok anlamlı bir şey. Hani buradan bakınca bizim açımızdan tabii ki sözleşmesi bitince serbest kalacak gibi bakıyoruz. Tabii ki yani sözleşmesi bitmesine yakın istediği kulüple görüşebilecek diye bakıyoruz. Ama o zaman öyle olmadığı için şu an bizim için kıyaslaması zor geliyor tabii. Bizim nesil için. Ama daha önceden bu olayları yaşayanlar, o dönem içerisinde yaşamış olanlar daha iyi bilir ki çok anlamsız bir durum varmış önceden ve çok önemli bir öncülük etmiş aslında. Tabii ki elbette buraya gelecekti futbol dünyasının endüstriyelleşmeden dolayı ama onun ilk yapmış olması büyük bir şey. Ona da keşke daha iyi davranılsaymış diyelim. Videoyu çekmek benim için bayağı zor oldu. Çünkü hem sadece bilgi içerikli bir video olduğu için direkt kamera karşısında sadece bilgi içerikli bir video hakkında konuşmak biraz zor. Tabii daha küçük bir kanal olduğu için önümde böyle bir hazır yazılar falan da yok. Şey yapamıyorum, direkt oradan okuyarak, diğer kanallardaki gibi önümdeki ekrandan okuyarak şey yapamıyorum prompter'dan. Aynı zamanda çekim sırasında ezan okundu, dışarıdan kedi sesleri geldi. Umarım bunları size çok yansıtmamışımdır. Sizin için iyi bilgilendirici bir video olmuştur. Tabii dediğim gibi çok bilgi içerikli bir video olduğu için çok eğlenceli bir video haline getiremedim bunu. Ama önemli bilgiler içeriyor bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Video yüklediğimde de bildirim almak için de şuradaki zile basarak haberdar olabilirsiniz. O zaman futbolla kalın, akıllı kalın diyorum. Görüşmek üzere.